Esnafı batıran adam Recep Tayyip Erdoğan. AKP'nin 20 yıllık iktidarında yoksulluk rekor seviyeye ulaştı. Ekonomik kriz ve salgın nedeniyle Türkiye'deki yoksul sayısı 10 milyonu geçti. Fakirlerle birlikte yandaş zenginlerin sayısı da arttı. Bu hesap kötü bir hesaptır. Ülkenin içine düştüğü girdabı gösteren verilerin açıklanması Erdoğan'ın hoşuna gitmese de rakamlar yalan söylemez. İşte AKP'nin ülkenin kaynaklarını dağıtırken yaptığı adaletsizliği gözler önüne seren o tablo. Türkiye'de yoksulluk uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Biz daha ziyade refah paylaşmayı önemsiyoruz. AKP'li eski bakan Türkiye'de yoksulluğun olmadığını bu sözlerle savunalı daha birkaç ay oldu. Son yıllarda vatandaştan ve sokaktan kopuk yaşadığı aşikar olan AKP'liler, vatandaşın aklıyla alay edercesine böyle deseler de açıklanan rakamlar tersini gösteriyor. Ülkede yoksul sayısı hızla artmaya devam ediyor. İzmit'te oğluna pantolon alamadı diye intihar eden benim tanıdığım insan oldu ya. Bunların yaşadığı bir ülkede hangi refah paylaşırız? Dünya Bankası'nın Türkiye Ekonomik İzleme raporunda yoksul sayısının 2020 yılında 10 milyonun üstüne çıktığı açıklandı. Bu rakam 2018'de 7 milyon, 2019'da 8,5 milyondu. Oranlarsak toplumun %12,2'si yani her 8 vatandaştan biri yoksul. Çok yüksek insani gelişme seviyesindeyiz. 2 senedir üst üste. Ve şöyle diyor, son 17 yılda 42 basamak yükselerek 54. sıraya geldik biz. Hay maşallah, evet maşallah. Ama gerçek bu rakamlarda anlatılanlardan daha da acı. Çünkü raporda verilen bir diğer bilgiye göre yardıma muhtaç yoksul sayısı aslında %17,4. Ancak verilen kısa çalışma ödeneği, belediyelerin desteği ve sosyal yardımlar sebebiyle rakam geçici olarak aşağı çekilmiş durumda. Yani neredeyse her 5 insandan biri yardıma muhtaç. Bu ödenekler kesilirse yoksul sayısı 14 milyonu geçecek. Asgari ücretle mi geçiyorsun? Tabii. Nasıl geçiniyorsun? Vallahi bir ekmek yok, dua ediyor Allah'a. Ne yapacağım başka? Hırsızlık mı yapak? Soygunculuk mu yapak? Ne yapacağım? Araştırma Türkiye'deki orta gelirli vatandaşların sayısının da hızla azaldığını gösteriyor. 2018'deki kur krizinden sonra orta gelirli 3 milyon kişi fakirleşti. Şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkili. Eski Maliye Bakanı damat Berat Albayrak, dolarla mı maaş alıyorsunuz, yükselirse yükselsin, size ne dolardan diyecek kadar milletin aklıyla alay etse de bu rakamlar dolardaki yükselmenin Türkiye'deki yoksul sayısını hızla artırdığının ispatı aynı zamanda. Koskoca bir milleti ufak ortaklarıyla beraber milleti askıda ekmeye, kuru ekmeye muhtaç edenler faiz baronlarını, sarayın beslemelerini, sarayın havuz müteahhitlerini ihya ettiler. Türk İş Araştırması'nın Nisan sonuçlarına göre 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı bu ay için 2767 lira olarak belirlendi. Ekonomik kriz sadece maaşlı vatandaşı değil, aynı zamanda esnaf ve büyük şirketleri de vurdu. AKP iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye tarihinin büyük ekonomik krizlerinden birisi yaşanıyordu ve o yıl kapanan şirket sayısı toplam 3500'dü. 2020 yılında ise batan şirket sayısı 4,5 kat arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan reddetse de resmi rakamlara göre bir yılda tam 16 bin şirket iflas etti. Diyorlar ki dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor. İşte açıklıyorum rakamı. Ya kapanan falan yok. Devletin çıkardığı Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki bilgilere göre kapanan esnaf sayısı ise 100 bine yaklaştı. 2020 yılında 99.588 esnaf meslekten ve sicilden terkini istemiş. 99.588 esnaf. Ne diyor Erdoğan? Nerede şirketler falan kapandığı yok ya, nereden çıkardınız bunu diyor. Böyle bir insan devleti yönetemez. Özel sektör bitik. Perişan bir halde. Tayyip bunları görmüyor. Ekonomik kriz aile yapısını da bozdu. 2020 yılında tam 135 bin çift boşandı. Bu boşanma işlemi bitmiş çiftlerin sayısı. Boşanmak için mahkemeye başvuru sayısında da önceki yıllara göre rekor artış yaşandı. 2020 yılında boşanmalar tam %80 arttı. Koronavirüsten adeta bir de boşanma salgını çıktı. Uzmanlar artan boşanma sayılarında pandeminin etkili olduğunu ama asıl belirleyici faktörün ekonomik kriz olduğunu belirtiyor. Ekonomik krizin sonucunda yoksullar, açlık sınırında yaşayanlar, iflas edenler, boşananlar hızla arttı.
Peki zenginler bu krizden nasıl etkilendi? O zaman ne dedim? Teğet geçecek dedim. Aynı şeyi yine söylüyorum. Teğet geçecek. Tam da Erdoğan'ın dediği gibi oldu. BDDK verilerine göre ekonomik kriz vatandaşı yakıp geçerken AKP'li yandaş iş adamlarını teğet geçti. 20-30 yıllık dev firmalar bile kriz sebebiyle iflas ederken tamamına yakını devlet kurumlarından aldıkları ihalelerle zengin olan bu şirketlere hiçbir şey olmadı. Saray sosyetesi var. Saray sosyetesinin işi tıkırında. Beslemelerinin de işi tıkırında. Ama vatandaş perişan vaziyette. AKP'nin ekonomi politikaları fakiri daha da fakir yaptı, zenginin servetine servet kattı. Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olanların serveti 2020 yılında 1 trilyon 400 milyardan 2 trilyona çıktı. Yani zenginlerin bankadaki toplam parası bir yılda neredeyse %50 arttı. Bıktık, yeter ya. Hep kendilerine. Fakir dostu olmak istiyorsan beşli çeteye aktardığın paraları geri alacaksın. Fakirin hakkını zengine değil, zengine verdiğin fazlayı alıp fakire dağıtacaksın. Ve ondan sonra Allah'a tuttuğun orucu kabul etmesi için dua edeceksin. İflas eden iş adamı sayısının rekor seviyeye ulaştığı 2020 yılında, yoksul sayısı gibi yandaş milyarderlerin sayısında da büyük artış oldu. Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olanların sayısına bir yılda 82 bin eklendi. Toplam milyoner sayısı 82 bin artarak 310 bine ulaştı. Kriz, mriz filan sakın ha bunları aldırmayın. Bunların hepsi manipülasyondur. Bizde kriz filan yok. Saraydan bakıyor, her şey mükemmel. Maaş diyorsun adamın 4-5 maaşı var. Mutfak diyorsun tepeden tırnağa. Her şey var. Efuli'den tutun bilmem neye kadar. Açlık diye bir şey yok. Ama sarayın dışında var.